Aslında bereketli bir gün, yağmurlu bir günde birlikteyiz. Beykoz'da özellikle Çubuklu'daki siloların olduğu yerin hemen önündeyiz. Bir siloların olduğu yerde nasıl bir dönüşüm sağlanabilir? Aslında onu sizinle paylaşmak istedim. Burada çok özenli bir dönüşüm projesi yürütülüyor. Yanındaki geçmişte farklı fonksiyonlarda kullanılan yapılarla birlikte cazibe merkezi haline dönüşecek. Hemen buradaki iskelemizin yanında 30 bin metrekareye aşan bir alanda konser alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanları ve yukarıda gördüğünüz geçmişte akaryakıt depoları olan siloların yeni dönemde ise çok özel yapılara dönecek. Dijital müze olacak. Özellikle doğa tarihini anlatan tasarımlarıyla eğitici ve öğretici çok özel çalışmalarla çocukların, gençlerin hatta yetişkinlerin çok ilgisini çekecek bir mekana dönüşecek. Hemen arkamızda gördüğünüz dışı tuğla olan binamız Beltur ki bence en özel Belturlardan birisi Boğaz'ın hemen kıyısında ve arkada yine çok özenli bir kütüphanemiz ki yaklaşık 850 metrekarelik bir kütüphaneye dönüşecek arkadaki yapı ve burası da dijital art atölyesi olacak ve belki de İstanbul'da ilk kez bir dijital art atölyesini insanlarımızla buluşturacağız. Gördüğünüz gibi bir kampüs gibi aslında kültür, sanat, yaşam, konser, müzik, aynı zamanda insanların gelip sosyalleşeceği bir alanı. Beykoz'da ilk defa bu kadar etkili bir sahayı Beykoz halkıyla buluşturmuş oluyoruz. Daha önce Anadolu Hisarı'nı yine Beykoz halkıyla buluşturmuştuk. Aslında uzun yıllar Beykoz'un mağdur edildiği ne var ise bunları iyileştirme ve giderme konusunda özenli bir takvimi hayata geçirmiştik zaten, başlatmıştık. Şimdi ise bir farklı deneyimle Beykoz'u buluşturuyoruz. Geçmişiyle veya bütün yaşamıyla kendisini bir nevi Beykoz'a adamış, Beykoz'un bir çocuğu olarak dünyaya gelip burada yaşamını sürdürmüş, herkesin ilgisini çeken bir 5 yılda belediye başkanlığı yapmış Sayın Alaaddin Köseler, bizim Beykoz Belediye Başkan adayımız. Kendisi değerli bir mimar, hem mesleğiyle hem buraya vermiş olduğu hizmet geçmişiyle önümüzdeki 5 yıl gerçekten çok ciddi katkıları Beykoz'a birlikte sunacağımızı şimdiden görüyorum. Bu Güzide ilçemizin, Biblo gibi diye tariflediğim ilçemizin her sorununa hakim ve aynı zamanda çok iyi kadrolarıyla birlikte Beykoz'un halkıyla bir arada düşünen, üreten, köylerinden Boğazı'na kadar her noktasını ince ince tasarlayıp ve halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir bakış açısıyla her ilçede olduğumuz gibi Beykoz'a da çok hazır olduğumuzu bu anlamda ifade etmek isterim. Sevgili Alaaddin Köseler'e şimdiden başarılar dilerim. Birlikte başaracağız. Muhtemelen inşallah İnşallah. başaracağız. Muhtemelen Beykoz Spor da sizinle şahlanacak diye İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. İnşallah başarırız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Başarılar Teşekkür dileriz. ederim.